damgasını vuran, aktif olduğu kısacık bir zaman diliminde ise Avrupa'nın sanat günlerinde bir çığlık açan Zero sergisini popülerlendirdi. Zero'yu bütün yönleriyle Türkiye'deki sanatseverlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyacağız. Hakikaten Zero'yu ben gezdim. Muazzam bir sergi. Geleceğe bir sayım. Çok keyif alacağınızı eminim. Zero'nun tüm İstanbul'da herkese keyifli seyirler olmasını diliyorum. Dinamik, çok canlı bir sergi. Ben de sizlerin burada olmanızdan, teşekkür sizlerin zamanınızı teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Teşekkür Aşk'la şahsen tanışmam 2 sene önce ama aslında yaptıklarını biliyorum. 2006'da Berlin'de bir sergisi olmuştu, onu çok hayranlıkla izlemiştim. Ama doğrusu bu 2 sene, hatta 1,5 sene önceki tanışma, ki o tanışmama sebep olan 9 altın sütun şu anda bizim bahçemizde. O altın sütunların peşinden gidip Zero'ya vardım. Ve böyle bir sergi düşüncesini olgunlaştırdığımız zaman da bu serginin Biennale sırasında olmasının daha doğru olduğunu düşündük. Zero tabii ki çok kısa sürmüş bir akım, 10 yıl sadece. Bir araya gelen 3 sanatçının bir savaş sonrası Almanya'sının karamsar ortamından sıyrılmaya çalışması, umut yayan işler yapmaya gayret etmesi ve bunun içinde bu sıfırdan başlamayı sembolize eden Zero diye bu düşünce grubuna isim takması topu topu 10 yıl sürüyor. Ama bu bir avuç insanın ortaya çıkardığı bu iyimserlik hareketi, aydınlık hareketi, ışık veren, şeffaflık veren, özgürlük veren, sanata özgürlük talep eden. Çünkü Zero bir siyasi bir tarafı yok asla. Ama sanata özgürlük talep eden bir akım ve onun içinde her türlü malzemeyi kullanıyor. Teknolojinin onlara sunduğu o çağa göre. Ve o kadar kısa sürede de benzer düşüncelere sahip sanatçıları etrafında toplayabiliyor. Pek çok büyük isim var o 10 yıl içinde girip çıkan. Yani böyle bir sınırlı olan hareket de değil. Bir sergi yapılıyor, bir araya geliniyor. Günler süren tartışmalar oluyor. Benzer şeyler üretiliyor. Sonra herkes kendi yoluna gidiyor. Yani böyle kuralı fazla olmayan, bir sözcüsü olmayan bir akım bu. Ve hayretle 50 yıl sonra görüyoruz ki geriye baktığımız zaman aslında dünya sanat tarihine, çağdaş sanat tarihine ne kadar derin bir iz bırakmışlar ve ne kadar yeni şeyleri öncü olarak söylemişler. Sergide 19 farklı müze, kurum, vakıf ve özel koleksiyondan eserler var. 100 küsur eser var. Ve bunların bir bölümü New York, Londra, Paris, Berlin, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden geldi. Sergiyi 3 kurucu ve onlara ilham vermiş olan 3 büyük sanatçı, onların öncüleri diyebileceğimiz, yaşça daha büyük olan 3 sanatçı, Lucio Fontana, Piero Manzoni ve Yves Klein'le sınırlı tuttuk. Çünkü bütün katılımcıları saysaydık bu binanın hiçbir mekanı kafi gelmeyecek ve biraz da kavram kargaşası yaratacaktı. Çünkü bir 50 kısa bir süre katılan var, sonra bambaşka işler yapmış olanlar var. Bizler o ruhunu burada saklı tutup neymiş, ne değilmiş onu anlatmaya çabaladık. Herkesin de göreceğini zannediyorum ki aslında ne kadar genç ve ne kadar da zamansız bir akımmış meğer. Ve günümüzün sanatını anlamanın yolu da zaten bu 50 yıl önce atılmış yollardan geçiyor.